Tarkan Bey dediği gibi istediğiniz gibi istediğiniz şekilde sorularınızı bize yönetebilirsiniz. Her türlü soruyu biz burada cevaplamak için huzurunuzda bulunmuş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Tekrardan çok 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 hoş geldiniz. Ben sorabilir miyim? Türkiye Değişim Partisi yeni bir kurulan parti. Siz bu yeni kurulan partide Adana'da il örgütü olarak hemen çok çabuk toparlanabildiniz mi? Bu süreç nasıl geçti? Onu bir anlatabilir misiniz? Sanıyorum il başkanına olan bir soruydu. Teşkilatlanmamız bu mikrofon çalışıyorsa buradan da yok burada. O şey kamera mı? Kamera mı? Pardon ya. Ses geliyor mu? Ses geliyorsa buradan da yapabilirim. Ben görev aldığımda Ankara'dan geri döndüğümde aslında iş birazcık daha kolaydı. Çünkü ilk duyurduğumuzda ilçelerin belli bölgesinde birer tane adaya çıkmıştı. Biz de dedik ki ya gideriz, bu birer tane adayımız var. Görüşür, tanışır, görevi veririz dedik. Tabii ki tam o bahsettiğiniz o hızlı teşkilatlanma ve başarılı ilerlemeden dolayı tabii ki gelen başkanımızın da basın ve medyada yer almasından kaynaklı olarak adaylarımız çoğaldı. Şimdi aslında adaylar çoğaldı, işimiz de daha çok zorlaştı. Çünkü tercih hakkı kullanmak zorunda kalıyoruz. Kimseye de haksızlık etmek istemiyoruz. Hem yönetimi kurarken hem de ilçe teşkilatlarının verirken bizim tek önem verdiğimiz konu liyakattı. Biz yönetim, il yönetiminde de eş, dost, akrabadan oluşturmadık yönetimi. 32 tane aktif il başkan yardımcımız var ve 32'sinin 30'u da gerçekten görevinde uzman, aldığı birimde uzman. Yani şöyle izah edeyim ben size. Milli Güvenlik Politikaları Başkanım eski asker. Bu işi çok iyi bilen, işinde uzman olan bir idareci. Eğitim politikaları 30 sene Abdi İbrahim eğitim İbrahim İnan hocamız. O da üniversitede öğretim üyesi. Aynı zamanda 7 ülkede sertifikası olan, çeşitli briefing ve seminerler vermiş olan. Sağlık politikası 30 sene Abdi İbrahim'de çalışmış. Çukurova Bölge Müdürlüğü yapmış uzun yıllarca ve yüzlerce idareci yetiştirmiş. Yine bir uzmanımız. Bilgi işlemimizi Salih Çerkez, kendi bilgi işlem ve ev dönüşüm şirketi var. Büyük şirketlere hizmet veriyor. Bu konuda hayvan hakları, mesela Pegasus sahibi veteriner Mahir Kaya, bütün yönetimdeki arkadaşlarımız hepsi bu denli görevinde başarı arz eden, yıllarca o görevde meşgul olmuş, çeşitli başarılı imza atmış idareciler. Burada seçici davrandı, tamamen liyakat ön plandaydı. İlçe başkanlarında uzun sene o ilçede büyük çalışmalar yapmış, yardımlar yapmış, halkla iç içe olmuş, bütünleşmiş. O ilçe başkanlarına atadık. Onlara liyakat çok önemli. Zaten biliyorsunuz Siyan ilçe başkanımız Mustafa Aslan uzun yıllardır Türkiye genelinde çeşitli yerlerde ciddi miktarlarda en kritik dönemlerde bile maske dağıtımı yaptı, maske bağışları yaptı. Bunun yanı sıra önlük bağışları yaptı hastanelere. Çok ciddi çalışmalar yaptı. Şu anda gerçekten hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sanıyorum şu anda 3-4 tane ilçemiz kaldı atanmayan. Onları da en kısa zamanda atayıp kongre sürecine gireceğiz. Önümüzdeki ayda Mart'ın sonuna doğru inşallah genel başkanımız eşliğinde, genel başkan yardımcılığı ve kurucularımız eşliğinde ilk kongremizi yapmayı düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Çıplak sesle söyleyeyim. Son süreçlerde anayasa tartışmaları var. Yani anayasayla ilgili bir bilim kurulu da oluşturdu. Çalışma grubu da oluşturdu. Yani bununla ilgili yeni anayasayla ilgili düşünceleriniz ne? Yani önceki anayasayla bugünkü anayasa arasında bir değiştirmesi düşünülen anayasayla ilgili
partinizin yaklaşımı nedir? Onunla ilgili bilgi verirseniz. Yani biz anayasa biliyorsunuz 1980'de Orlu tarafından yapılmış anayasa hala mevcut bizde. Tabii ki biz birazcık daha sivil bir anayasanın olmasını tercih ediyoruz. Ve bu anayasa değişikliği yapılırken de bizim bir kırmızı çizgimiz vardı. İlk dört madde kesinlikle dokunulmaz. İlk dört madde kesinlikle dokunulmaz diye. Biz bu bağlamda ilerliyoruz. Tabii ki işin detaylı çalışmasını genel merkezde genel başkan yardımcıları müthiş bir şekilde rapor hazırlıklarıyla devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda zaten genel başkanımız gölge bakanlarını da açıklayacak. Bu bağlamda da okulla ilgili olan genel başkan yardımcısı en detaylı ve son çalışmanın ürünü olan bizim teklifimizi mutlak sunacaktır. Başkan, ilçe başkanı başlıyorsunuz. Tabii. Türkiye'nin en büyük ilçesinden bir Seyhan ilçesi. Tabii ki bu görevi kabul ederken karşınızda çok büyük siyasiler var, siyasi partiler var. Ve çok genç yaşta bir siyasetçisiniz. Ticaret farklı, siyaset farklı. Seyhan'ı nasıl toparlayabileceksiniz? Yaş da geldi çünkü herhalde. 40 yaşındayım. Evet. Alışık değiliz böyle yaşlı siyasetçi. Bizim zamanımız gelmedi mi? Zamanı geldiğinde derler, evet. Daha gençsin, geçince de yaşlandın derler. Evet, o yüzden artık mevcut yöneticiler çoğu zaten artık yaşlarını aldılar. Biraz da genç fikirler, biraz daha ileri fikirler, biraz daha teknolojiye biraz daha yakın. Şimdi Seyhan 800 bin nüfus yaklaşık, evet çok büyük bir ilçe, çoğu ilden daha büyük. Seyhan'da değişimi nasıl başlatacağız? Ne tür projelerimiz var? Çok güzel projelerimiz var. Öncelikle sanayicilerimizle alakalı. Seyhan'da çok güzel projelerimiz var. Tarımla alakalı. Hayvancılıkla alakalı. Şimdi biliyorsunuz ki Adana aslında sadece Adana olarak değil 81 ili ağırlayan bir ildir Adana. Şimdi Adana'da esnaflarımız için biz de esnaf olduğumuz için biraz halkın içinden olduğumuz açıkçası. Şöyle ben kenar mahalle çocuğuyum yani. Sorunları biliyoruz. Aslında bizim sorunlarımız halkın sorunları. Bunların farkındayız. Seyhan'da yaşanan esnaf krizi. Biliyorsunuz Seyhan çok çok aşırı derecede yoğun bir esnaf kitlesi yaşıyor. Biz bunun farkındayız. Genciz. Çalışacağız. Biz çalışırken foto modeli başkanlığa karşıyım, ben bunu her yerde söylüyorum. Her yerde fotoğraf çektirebiliriz. Bir kapı çalarız, bir kutu uzatır, bir fotoğraf çekeriz. Bunu 1000 kişiye servis yaparız. Ama biz bu olmayacağız. İnşallah ileriki günlerde de bunu çalışmalarımızla, icraatlarımızla bunu göstereceğiz. Kapı kapı gezeceğiz. Yaşlılarımız, emeklilerimizden tutun 7 yaşındaki çocuğumuza kadar. Her zaman dinleyeceğiz ve çözüm üretebilmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Yani bizim bize gelen sorunları, problemleri biz kart üzerine yazıp da danışmanların üzerine atıp bırakmayacağız. Biz gerçekten çalışmaya geliyoruz. Biz gerçekten hizmete geliyoruz. Biz Seyhan ilçe olarak biz hizmetin dilini değiştireceğiz. Gerçek hizmet nasıl verilir? Gerçek hizmet nasıl yapılır? Biz bunu inşallah sadece Adana Seyhan'da değil, yaptığımız çalışmalarla Türkiye'ye örnek olacağız. Peki yani, gelmeden önce bir araştırma yaptınız mı başkanım? Şimdi kolay bir iş değil mi Seyhan? Evet. Türkiye Değişim Partisi'nin kamuoyu araştırması olarak ne kadar etkisi olacak? Bir de şöyle bir şey ki, çok güzel, Türkiye'nin dört bir yanında maske dağıttınız, bu işin üstadısınız fakat maske görmedik. Şimdi ben bir kişiyim. Tek başımayım. Adana 3 milyonun aşkın nüfusa sahip. Düşünün ki bir kişi bu 3 milyona ne kadar hizmet veriyor. Bugün burada mesaj Adana değil. İstanbul Devlet Hastanelerine kadar gelen talepleri karşıladım. Koruyucu önlük, tek kullanımlı koruyucu önlüklerin maskenin haricinde koruyucu önlük desteği ta İstanbul'lara kadar yaptık biz. Adana'da Seyhan Çukurova, Yüreğir, Devlet Hastanelerinin tamamına koruyucu önlük bağışlarımızı yaptık. Maske ihtiyacına gelince biz maskenin yasak olduğu, satışının durdurulduğu, fakat personellerin, emekçilerin işlerine gidemediği, toplu taşıma araçlarına binemediği dönemlerde
maske ihtiyaç olduğu günlerde sokak sokak gezip dağıttık. Ve bunun yanında muhtarlıklara bıraktık. Bu arşivlerde vardır. Yaklaşık 20'ye yakın muhtarla 3'er bin, 5'er bin, 10'ar bin adet maske bıraktık vatandaşlara ulaştırılması için. Bunun yanında basınla alakalı başkanlıklara bıraktık. Bundan yana eleştiri de geldi bize. Başkan buradan göremedik. Evet işte. Şimdi maske üretimim şu an durmuş arkadaşlar. Ben sadece maske işi yapmıyorum. Bizim tekstil üretim tesislerimiz de var. Biz giyimle uğraşıyoruz. Biz sadece maskeyle uğraşmıyoruz. Maskeyi burada görememizin sebebi şu anki maske üretim tesisimizin kapalı olması. Askıya aldım. Bunun da sebebi şu anda biz şuna karşıyız. Kullanılan maskelerin koruyucu özellikleri. Mesela şu anda sizin taktığınız maske şu anda çok büyük risk. Ve yasak. Evet. Bakın soru sordu. Ben de size çok güzel cevap veriyorum. Şu anda kullandığınız maske kullanılmaması gerekiyor. Şunu anlatayım. Hem de fikir olsun hem de bilgi amaçlı. Ben şunu anlatayım. Maske hayatımızda artık bir parçamız. Maskeyi kullanırken doğru maskeyi kullanmak çok önemli. Bez maskeler, yıkanabilir maskeler. Bakın tek kullanım olmasının sebebi maskenin evin içerisine, bulunduğunuz ortamın içerisine maskelerin girmemesidir. Kapının dışında çöp kutusuna atılması içindir aslında tek kullanım maskeler. Yoksa 10 günlük, bir haftalık kullanabilir maskeler yapılırdı. Bez maskelerdeki şu risk var. İnsan vücudu, vücudundaki solunum yoluyla attığı bakterileri maske içinde toparlar. O yüzden maskenin kullanım saati maksimum 3 saattir. 3 saatten sonra maskeyi değiştirmek zorundasınız. Değiştirmezseniz uzun vadede çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalacaksınız. Ben bunu defalarca söyledim. Hatta basın mensubu arkadaşlara rica ettim. Arkadaşlar bu bilgiyi halkımızla paylaşalım. Bakın burada ciddi bir sorun var. Bugün biz bunu göremiyoruz ama yarın o bir gün uzun vadede çok ciddi sağlık sorunları yaşayacak vatandaşlarımız. Çünkü vücut içindeki karbondioksit dışarı attığı için ve sürekli maske üzerinde ağzınızda olduğu için aynı karbondioksit ciğerlerinize soluyup tekrar dışarıya atıyorsunuz. Ve bu uzun vadede ciddi problemlere neden olacak, sağlık problemlerine. Bunun yanında mesela salonda bakıyorum. Özür dilerim hanımefendi, isminiz neydi acaba? Hatice Hanım. Değil mi? Hatice Hanım'ın şu anda kullandığı maske geçersizdir. Bakın ben buradan görüyorum. Mesleğim olduğu için biliyorum. Geçersizdir. Beyefendi isminiz neydi? Özür dilerim. Evet. Yalçın Bey'in kullandığı maske geçerli maskedir arkadaşlar. Neden? Filtrelidir. Bakın ben buradan filtresini görüyorum. Şimdi mesleğim olduğu için ben görebiliyorum. Siz göremiyorsunuz tabii ki. Şu an beyefendinin, Yalçın Bey'in maskesini ikiye ayırın. Ortadaki filtre katmanını görürsünüz. Virüsle sizi koruyan ürün odur. Üstteki katmanla alttaki katman toz tabakasını önler. Ortadaki katmanda virüsün size geçmesini veya sizden başka birine bulaşmasını önler. O yüzden maske kullanımında da bilinçli kullanmak çok önemlidir. Gerekmediği sürece ben takmama taraftarıyım. Bu maske merdiven altında parçalık. O yüzden koyuyorum. Evet. Evet. Şimdi maskelerde dediğim gibi maske tesisim şu anda durmuş olduğundan dolayı ama yok. Biz mesela söz veriyoruz. Ondan sonra makinemizin zaten bizdeki bir tane maske makinesinin bir saatte verdiği ürün 7 bin adet zaten. 2 saat 3 saat çalıştırdığımız zaman 30-40 bin adet ürün alıyoruz. Biz de bunu ne yapıyoruz? Dostlarımız için şu anda üretim yapıyoruz sadece. Kutluyup ondan sonra dağıtıyoruz. İhtiyaç sahipleri oluyor, onlara dağıtıyoruz. Yani durum bundan ibaret. Yani bunun sebebi de aslında bunun sebebi de şu anki kriz var. Bakın arkadaşlar. Türkiye'de şu anda çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bundan dolayı arkadaşlar, yani tüketiciler değil, bakın. Arkadaş işinden evine geldiği zaman yorgun bir şekilde gelir, yemeğini yer ve boş işleri düşünecek zaman elde edemez. Çünkü tekrar sabah işine gidecektir. Ama bugün Adana %13 ya, %13 işsizlik var şu an, genç işsizlik var. Yazık, bina. Bakın bize misafir olarak bazı ülkelerden, Irak'tan olsun, Suriye'den olsun, başka ülkelerden sığınmacılar geldi. Bizim misafirlerimiz, biz hiçbir zaman onları hor görmüyoruz. Elimizden geleni de yapmayı çok istiyoruz. Fakat her 5 Suriyeli bir Türk'ü işsiz bıraktı. Bu çok önemli. Benim gönlüm, ben 6 yıl Suriyeli ticaretim var ben. 6 yıl Suriye'de bulundum. Orta Doğu'da çoğu ülkede bulundum.
Katar, Abu Dhabi, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerde bulundum. Suriye'de 6 yıllık bir ticari hayatım var. Ben isterdim ki tabii ki misafir edelim, tabii ki ihtiyaçlarını görelim. Ama fakat burada tampon bölge vardır. İki ülke aralarında sürekli bir tampon bölge var. Bu yaklaşık ortalama 3 kilometre ile 10 kilometre arasında değişir. Biz istedik ki o bölgelerde bu misafirlerimizi ağırlayalım. O bölgelerde barındıralım. O bölgelerde marketlerin ihtiyaçlarını o bölgelerde karşılayalım. Ülkemizin içerisine bu kadar almayalım. Çünkü zaten Türkiye'nin şartları belli. Gidişatı belli. İthalat da zaten bizim ülkemizi vurdular yani. Bu gerçek. Bunu kimse inkar edemez. Vatan, millet, toprak aşkı, sevgisi olan hiç kimse ithalatın peşinde koşmaz. Koşmaz. İhracatın peşinde koşmamız lazım bizim. Bakın ya şu kadar bir ülke Konya, Hollanda'ya Konya kadar yüz ölçümü var. Hollanda'nın Konya kadar yüz ölçümü var arkadaşlar. Ve dünyanın en iyi domatesini üretiyor. Ben bunu istemiyorum. Ben en iyi domates Türkiye'de üretilir. 170 milyar ihracatı var Hollanda'nın Konya kadar bir ülke. Ve biz burada suyumuz, toprağımız, güneşimiz, her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Ben buna yani biraz geriliyorum bu konularda. Çünkü ben bir genç olarak yani geleceği göremiyorum. Yok. Gençlerimize diyorlar ya niye oturuyorlar? Ya gencin umudu kalmadı ki. Genç ileriyi göremiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bugün üniversite mezunum. Ya ziraat mühendisi, ziraat mühendisi. Yazar kasanın başında. Arkadaşlar markette kasiyerlik yapıyor ya. Bu ne kadar ağır bir şey biliyor musunuz? Yıllarca okuyacak, o üniversiteleri bitirecek, ziraat mühendisi olacak, çevre mühendisi olacak. Benim arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bakın şu anda ben yazar kasanın başında bir markette kasiyerlik yapıyor ya, ziraat mühendisi ya. Biz buna işte değişim, biz bunu değiştireceğiz. Yani bizim amacımız bunları değiştirmek. Yani bizim ülkemizde yani inanılmaz derecede zengin, inanılmaz derecede ferah seviyesi yüksek yaşanması gereken bir ülkede bu kadar rezillik, yani bu kabullenilemez. Ben kabul etmiyorum, hayatım boyunca da kabul etmeyeceğim. Benim vatandaşım, benim milletim, benim gencim karanlığa terk edilemez. Yani bugün Adana'ya, Adana diyoruz arkadaşlar, Adana. Suyumuz, toprağımız, ya verimliliğimiz maksimum düzeyde. Ve biz bu şartlarda bu kadar gerideysek bu bizim sorunumuz, bu bizim suçumuz, bu bizim günahımız. Biz bunu değiştireceğiz. Allah'ın izniyle, dediğim gibi çalışmalarımızla değiştireceğiz. Hizmet anlayışımızla değiştireceğiz. Siyasetin dilini değiştireceğiz. Öfke dilini, nefret dilini kesinlikle istemiyoruz. Bana hakaret eden arkadaşım oluyor, insanlar oluyor, kucak açıyorum. Et diyorum hakaretini ama beni bir dinle diyorum. Beni bir dinle, ben bir konuşayım, bir anlatayım. Benim yüreğimi, kalbimi bir dinle. Beni bir takip et, bir bak Mustafa Arslan ne yapmak istiyor, amacı ne, hedefi ne, projeleri ne, milleti için, toprağı için amaç ne, hedef ne, bir dinle Mustafa Arslan'ı, ondan sonra karar ver. Ama ben diyorum ki hep beraber, çoğala çoğala, birleşe birleşe bizim Adana'yı tekrardan Türkiye'nin üst sıralarına taşımayı, verimini, sanayisini, hayvancılığını, ya her şey var Adana'da arkadaşlar, her şey var ya. Sayamadığım bir sürü meslek kolunda Adana'da iş var ya. Ve hepsi ölmüş, ölmüş, ölmüş. Toprak attılar üzerine, gömdüler yani. Ama biz Allah'ın izniyle o toprağı açacağız ve tekrardan sulayacağız ve tekrardan o fidanı yeşerteceğiz. Tekrardan çok gül bir ağaç haline getireceğiz inşallah. Kusura bakmayın böyle biraz şey oldum. Şöyle bir ekleme de yapalım. Şöyle bir ekleme de yapabilirim. Şimdi biz bunu genel anlamda yapacağız. Sadece bir ilçe değil, ilçe Adana ve Türkiye anlamında aslında bizim en büyük ihtiyaç duyduğumuz şey uzun vadeli projeler. Biz bunu Adana'da da öyle yapmak istiyoruz. Seyhan'da da öyle yapmak istiyoruz. Çünkü Türkiye bu uzun yıllardır idare edildiği şekilde hep kısa vadeli projelerden çok büyük zarar gördü. Kısa vadede çok güzel işler yapıldı. Ama hepsi kısa vadede kar, uzun vadede büyük zararlar açtı. Şöyle bir baktığınız zaman 18 senede 200 milyar gibi bir yatırım yapıldı. 18 senenin sonunda bize bunun maliyeti 800 milyara yakın oldu. İşte kısa vadede çok karlı gibi görülen işler ve kar getiren işler işi uzun vadeye yaydığınız zaman hepimize çok büyük zararlar açtı. Biz bu mantığa karşıyız ve diyoruz ki Seyhan'da da olsa
Adana'nın genelinde olsa yapacağımız projelerin mutlak ve mutlak öncelikle uzun vadeli projeler olması lazım. İstikrarlı giden projeler olması lazım. Ve bu konu hakkında da çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah bir dahaki toplantımızda da ARGE Başkanımız gelir. Siz de ekranlarda da yapmış olduğumuz 3D olarak bitirdiğimiz projelerin hepsini Seyhan için de var, Karataş için de var. Ciddi projelerimizi size sunabiliriz, gösterebiliriz. Ayrıca bunun için bizim belediye başkanı falan da olmamıza gerek yok. Biz şimdiden destek vermeye hazırız. Eğer katkı sağlayacaksak Adana'ya, bunun için illaki bir makam sahibi olmaya gerek yok. Biz tabii ki eleştireceğiz. Güzel yapılan şeyleri nasıl takdir ediyorsak, kötü giden, yanlış yapılan şeyleri de eleştireceğiz. Ama bunu sadece parmak göstererek değil, çözüm üreterek, nasıl daha iyi oluru sunarak yapmak zorundayız. Tabii Adana ile ilgili de çok kısa ve öz bunu söylemek istiyorum. Aslında en büyük sorun, aynı zamanda tabii ki işsizlik çok büyük bir sorun. Ama en büyük sorunlardan bir tanesi aslında toplumsallaşmayı unuttuk. En büyük üstünde durduğumuz şey insanların tekrar toplumsallaşabilmesini sağlamak. Bu da demin ilçe başkanımızın da söylediği gibi bu bireylerden oluşuyor. Ama bireyin öncelikle birey olduğunu kabul etmesi için ekonomik özgürlüğe ihtiyacı var. Aksi takdirde kendini toplumdan tamamen dışlanmış hissediyor ve yer edinemiyor. Bizim ilk önce bu ekonomik özgürlüğü sağlayıp insanların tekrar toplumsallaşabilmesine ön ayak olmaktır diye sadece dipnot olarak bunu eklemek istedim ben de. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Buyur abi. Şimdi hep siyaset konuşuyor. Evet. Ekonomi şudur. Evet. Tamam. Ama bugün Türkiye'de siyaset var. Sanat ve spor. Hiç bu konuşulmuyor. Yani hep göz ardı ediyorsunuz. Aslında göz ardı edilmiyor. Partinin hiçbir gelişim olduğu için. Evet, evet. Bahsediyorsunuz. Şimdi Türkiye'de ciddi bir sanatta, kültürde ve sporda tıkanma var. Evet. Yani dibe vurmuş. Evet. Kuşma var. Yozlaşma var. Bununla ilgili ciddi bir şeyiniz var mı? Yani projeleriniz var mı? Burada yatırımlarınız var mı? Yani çok birisi korkuyor. Herkes onu konuşuyor. Örneğin Adana'dasın mesela. Stadyum açılacak mı? Açılacak mı? Örneğin mesela. Evet. Hiç kimse ekonomiyi konuşmuyor. Onu konuşuyor. Evet. Yani sen burada ekonomiyi konuşsan sporla konuşan adam için bir şey var. Yani sporu bir yerde edemeyiz. Spor hiç konuşulmuyor. Ben isterseniz başkanım. Ben bir teşkilat başkanıyım. Kendimi tanıtım ismi Burak Yeşilbaş. Öncelikle çok güzel bir soru. Tebrik ediyoruz. Sanat ve spora girmeden önce aslında bizim odaklandığımız nokta, insanlarımızın ve halkımızın düşünmesini istediğimiz noktalar, dokunmasını istediğimiz noktalar aslında bunlar. Sanat, spor, kültür, turizm. Ama bunları yapabilmek için öncelikle halkın refah seviyesini arttırmamız lazım. Şu an için çok ciddi sorunlar var. Yani asıl en büyük sorunumuz ekonomi. İnsanlar ekonomiden siyaseti düşünecek hale gelmedi. Yani kafasına eğiyorlar, ne politika düşünebiliyorlar, ne siyaset düşünebiliyorlar, ne spor düşünebiliyorlar. Şu anda insanların düşündüğü tek şey evime nasıl ekmek götürebilirim? 2800 lira asgari ücret maaşla nasıl geçinebilirimin derdine düşmüş. Yani şu anda yeni açılan yeni Adana stadyumunu inanın Adana'da düşünmeyen veya hiç aklına gelmeyen %90'lık bir kesim var. Yani bu çok ciddi bir sorun. Biz öncelikle kanayan yaralara parmak basmamız lazım. Biz de eğitimden yanayız. İnsanların kendini geliştirebilmesinden yanayız. Öğretimden çok eğitime önem veriyoruz. İnsanın hangi okulu bitirdiği veya kendini ne kadar süre okuduğu hiç önemli değil. Kendini ne kadar geliştirebildiğine ve önem veriyoruz ve bu alanda desteklemeye çalışacağız. Bütün projelerimizde bu var. Ama öncelikli olarak insanların bunları düşünmesi için ekonomik sorunlarını çözmemiz gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Brezilya'da enflasyon %1 milyon. Ama Brezilya'da konuşulan tek şey karnaval, futbol. İptal oluyor. Yok, iptal olması ayrı. Bu bir süreç. Yani yıllarca devam eden bir şey yani. Budur yani. Eğlence ve futbol.
Tabii ki o konuda. O konuda. Bugün Türkiye'ye döndüğümüz zaman herkes aslında çünkü çok üstsüz iddia ettiği zaman kuyruklar herkes böyle ders çalışır diyor, at yarışır. İstatistik çok uzak, medya gitmiyor, vatandaş da parayı o da çaresizlikten aslında. Başka var, belki var. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Ya sorumuzun cevabı. Spor olayı hiçbir zaman evet, azalmaz yani. Orada kalmıyor. Spor'a ilgilenmeyen bir insan, ya Türkiye'de... Ben insanlar sporla ilgilenmiyor demiyorum, yanlış anlaşıldım sana. Spora tabii ki biz de önem veriyoruz. Eğitime, kültüre, sanata hepsine önem veriyoruz. Ve insanlarımızın da buna yönelmesini istiyoruz. Ama insanlarımız da bunu yönlendirebilmek için öncelikli olarak ekonomik sorunlarını gidermemiz gerekiyor diyorum. Yoksa ben insanlarımız spora, eğitime, kültüre ve sanata kafa yormuyor veya yormasın demiyoruz. Aksine bunu istediğimiz için ve desteklediğimiz için insanlarımızın refah seviyesini yükseltmemiz lazım diyorum. Şimdi kafası rahat olmayan bir insan bir spor müsabakasına gidip bir maç izlemek ister mi? Gidemez. Yani istemez. İçinden gelmez. Yani şu, örneğin televizyonda bir sigaranın blulaştırıldığı yani yasak görüntü olarak şey olduğu bir ortamda içki olduğu bunlar hükümet devletimiz yasaklıyor ama öbür tarafta işte Milli Piyango'nun reklamı iddianın reklamı resmileştirildi yani devlet hükümeti yöneten kişiler iktidar partisi kumara yani gayrimeşruya teşvik ediyor. Siz mesela ben şimdi yeni bir parti bu tip şeyler beklerim yani nedir yani mesela kumarı bu mevcut sistemdeki gibi meşrulaştıracak mısınız mesela? Devam ettirecek misiniz? Örneğin mesela. Bizim şu konuda... Ya ben hep bunları yani insanlar bunu ve artık kumar televizyonda reklamı çıkıyor. Evet. Oynayan 100 milyar lira bir oynayan insanları gayrimeşruya teşvik ediyorlar. Evet. Eğitim, kültür ve spordan kumara geldi. Kumarsa ayrı cevaplayalım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki biz spora, sanata, kültüre çok önem veriyoruz. Bilmiyorum izlediniz mi? Genel Başkanımız her konuşmasında mutlak sadece şarkıcıların değil, aynı zamanda geride çalan orkestranın, stüdyo aşamasında çalan müzisyenlerin çok zor durumda olduğunu, tiyatrocuların çok fazlasıyla vurguluyor. Buraya yani artık, intihar ettiği bir süreçte şu an başkan. Aynen yani buna her seferinde vurguluyor ama oraya ben sadece bir dipnot tekrar eklemek isterim. Bizim gerçekten şu anda ön plan aldığımız şey insanların kişisel tercihleri değildir. Bir insan çok fazla sporla alakalıdır, ona çok önem verir. Öbürü sinemayla, ona daha çok verir. Bir evde oturur, daha fazla kitap okur. Yani bu insanların kişisel tercihleridir. Biz bu bağlamda aslında kişisel tercihlerden çok ortak değerler üzerinde durmak istiyoruz. Bugünkü refah düzeyi ortak değerimizdir. Evimize alacağımız ekmek, o ekmeği almayı sağlamak ortak değerimizdir. Biz daha çok şu bu bağlamda ortak değerlerimizden yola çıkarak önce onları nasıl bir şekilde kolaylaştırır veya tedavisini yaparız dayız. Geri kalan birazcık daha fazla kişisel tercihtir. Tabii ki stadyum açılabilir ama stadyum açıldığı zaman ben insanların buradan oraya nasıl gideceğini çok merak ediyorum. Yani parayı nereden bulacak oraya gitmek için? Bence stadyum açmadan önce bir metronun sağlam bir şekilde belli noktalara gitmesi gereken noktalara gitmesinin yapılmasını düşünüyorum. O benim için stadyum çünkü ortak değerimizdir. Yani bir yere binip bir yere gidebilmenin kolaylığını sağlamak bizim ortak değerimizdir. Ama oraya gidip gitmeyeceğin senin kişisel tercihin. Onun için bizim ağırlıklarımız genellikle ortak değerlerimiz önce çözüleceksin. Metroyu çözelim. Zaten ben her seferinde söylüyorum metronun hiçbir anlamı yok. Çünkü son durağı akıl hastanesi. Ben diyorum ki bu projeyi size bir şeyler ima etmeye çalışmış herhalde. Yani ruh haliniz bozulacak mutlak terapiye ihtiyacınız var denmiş. Bu yüzden bu son durak oraya kurulmuş. Yani ben niye metroya binip Karataş'a gidemiyorum? O kadar da müsait bir güzergahı var. Yani ve altta demin de bahsettim yani niye bir turizm yolumuz yok bizim? Niye Tarsus'tan sonra kıyıdan gelinmiyor Karataş'a? Hem yol daha çok kısalıyor, hem oralar daha çok değerleniyor, hem Alanya Antalya yolu gibi olacak. Yani bu ortak değerlerimizi daha çok ön planda bulunduran projeleri imza atmak istiyoruz. Ama tabii ki ben de futbolu çok seven biriyim. Çok da sevdiğim dostlarım var sahalarda. Tabii ki ben de isterim onlarla buluşmayı. En yakın zamanda açılsın, insanlar normal hayata dönsün. Ama biliyorsunuz şartları, şu anda en büyük stadyumlarda bile teknik ekipten başka kimse yok. Yani aslında açılmasın çok da fazla şu anda bir önemi yok bu bağlamda. Önce normalleşirsek eğer mutlak ve mutlak o
bahsettiğiniz önemli konularda yapılacaktır. Kumar bir kişisel tercihtir. O da bir kişisel tercihtir. Ben kumarın her türüne karşıyım. Ben at yarışı hiç hayatımda oynamadım. Oynamayı bilmem at yarışı falan. İddia oynamadım. Nasıl, kupon nasıl doldurur onu bile bilmem. Yani at yarışı dahil bilmem ama niye bunun yasak olması gerekmiyor benim bunu yapmamam için. Yani ben hiç ilgilenmedim ve yapmadım. Bilmiyorum da nasıl olduğunu. Dediğim gibi bunlar hep kişisel tercihlerdir. İnsanlara bir şeyi yasaklayarak veyahut da biz buna karşıyız diyerek eğitemezsiniz, öğretemezsiniz. Siz yasaklarsanız bunu başka yerde başkaları bunu rant haline getirip mutlak ve mutlak değerlendireceklerdir. Yani gene insan kişisel tercihini ön plana sunacaktır. Onu izah etmek istedim. Başkanım bir şey soracağım. Ben bir ekleyeceğim, özür dilerim. Bir de şöyle bir durum var. Yalçın Bey, artık bu hükümet, iktidar artık yoruldu. Yaşlandı yani. Artık vereceği vaat de kalmadığı için insanları bu televizyonlara basıyor, milli piyango oyunu, umudu artık oradan veriyorlar. Sanki bana öyle geliyor biraz. İnsanların umudu yok oldu ya. At yarışı olmayın. İddia oynayın. Ama bizim dönemimizde ferah, bakın refah oranı o kadar yüksek olacak ki o kadar bereketli bir döneme gireceğiz ki bizim dönemimizde insanlar bunu ciddiye bile almayacaklar. İnşallah. Artık reklamlarını bile görmeyeceğiz yani. O kadar iddialıyız. Seyhan'da değişim başladığında Adana'da başlamış olacak. Biz bunu başaracağız ya. Ben inanıyorum inşallah. Şimdi ben yeni kurulan partilere bakıyorum.